Ülke kalkınmasını etkileyen faktörler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de de ki, istediğinizi işleyin, Allah, peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Hepiniz görülmeyeni ve görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi bildirecektir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki, bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur. Yine de şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifte birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa onu dikmeye gücü yeterse diksin buyurmuştur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam'ın temel ilkeleri ve yüce öğretilerinden vatan sevmek, onu savunmak, ilerlemesi için çalışmak, vatana ait olma duygusuyla şereflenmek ve kalkınması için ciddiyetle hareket etmektir. Halbuki tüm milletler vatan seven ve ciddi bir şekilde çalışan samimi adamları sayesinde bilimsel ve medeni olarak gelişmiştir. Zorluklara ve teröre karşı mücadele eden sevgili Mısır'ımız, çocuklarından daha fazlasını hak ediyor. Zira o Araplığın ve İslam'ın atan kalbi, ümmetin kalkanı ve kılıcıdır. Dolayısıyla onu savunmak ve gelişmesi uğruna çalışmak milli ve dini bir vazifedir. Mısır medeniyetlerin beşiği ve peygamberlerin diyarıdır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçtiğinde emniyet ve güven ile nitelenmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'da yerleşin. Şair Salahuddin As-Safedi şöyle dedi. Tüm dünyayı ve memleketlerini çeşitli insanları gören Mısır ve halkını görmezse dünyayı ve insanları görmemiştir. Şüphesiz ki ilerleme, kalkınma ve üstünlük milletin gururu ve saygınlığını garanti eder. Ancak ülkelerin kalkınması sadece sözlerle, hayallerle veya ümitlerle değil ama çaba, çalışma ve fedakarlıkla olmalıdır. İlerleme ve medeniyetin sebeplerinin en önemlisi zorlukları bilmektir. Vatanın değerini ve karşılaştığı zorlukları ve tehlikeleri bilmek, karşımıza çıkan zorlukların büyüklüğü hakkında bilgi almamızı gerektirir. Çünkü bu zorlukları bilmeden başarılı veya etkili çözümler bulamayız. Hiç şüphe yok ki, vatanın değerini ve ulusal devletin meşruiyetini bilmek, devamını desteklemek ve ilerlemesi için çalışmak, güçlü bir ülkenin kurulması, vatana ait olma ve tüm varlıklarını korumanın en önemli dayanaklarından biridir. Ayrıca vatanın önemini bilmek, terörist ve aşırılık yanlısı grupların zihinlere telkin etmeye çalıştıkları yanılgıları düzeltmeyi gerektirir. Din öğretilerinin adaletli yöneticiye hürmet etmemizi çağırmasına rağmen bu gruplar tüm halklar ile yöneticileri arasında irtibatsızlığı meydana getirme ve güven kaybetme girişimleri üzerine felsefelerini kurmuştur. Resulullah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ihtiyar Müslümana Kur'an'ı terk etmeyen ve yasaklarını çiğnemeyen Kur'an hafızlarına, adaletli devlet başkanına hürmet etmek Allah'a saygıdandır. Ayrıca Allah Teala adaletli yöneticiyi kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıf insandan biri saymıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan adaletli yönetici ve hadisin sonuna.
Vatan kalkınmasının en önemli temellerinden biri vatan uğruna fedakarlık yapmaktır. Gerçek vatanseverlik sadece sloganlarla veya sık kullanılan ifadelerden ibaret değil. Ancak vatanseverlik yaşam sistemidir ki vatanın nabzını ve karşına çıkan zorlukları hissetmemiz, acılarından acı çekmemiz, umutlarını gerçekleştirdiğinde mutlu olmamız ve onun uğruna her zaman fedakarlık yapmaya hazır olmamız demektir. Vatanı savunmak, korumak ve uğruna can feda etmek, toprağında ve saması altında yaşayan herkes için dini ve milli bir görevdir. Vatan sevgisi yalnızca duygularla gerçekleşmez. Ama topluma ve biriye yararlı ve iyi davranışlar yapmakla gerçekleşir. Bundan dolayı vatanın güçlü ve onurlu bir şekilde devam etmesi için fedakarlık yapılmalıdır. Gerçekten vatana ait olmamız için milletimizle iftihar etmemiz ve onu korumak için birlikte çalışmamız gerekir. Zira vatanların istikrarı Allah'ın insanı yarattığı amaç olan evrenin imar edilmesi, dinin yükselmesi ve ibadetlerin yerine getirilmesi için gereklidir. İslam'da cihat yalnızca vatanı savunmak, adaletsizliği ve saldırganlığı önlemek için farz kılınmıştır. Bu yüzden Yüce Allah, Allah yolunda öldürülenlerin ve kendi vatanlarını savunmak için hayatlarını feda edenlerinin mertebesini üstün tutmuştur. Allah şöyle buyurdu. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Devletlerin ve uygarlıkların korunmasının en önemli temellerinden biri ciddi çalışmak ve işi tam bilmektir. İslam çalışma değerini yükselterek ibadetin kapılarından biri kılmıştır. Hatta onu en yüksek ibadet seviyelerinden biri saymıştır. Hazreti Peygamber çalışmayı Allah yolunda bir cihat olarak tanımlamıştır. Kab bin Ucre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Resulullah'a uğradı. Resulullah ashabı bu adamın kuvvet ve kabiliyetlerini görünce, ''Ya Resulallah, bu adam Allah yolunda cihat etseydi ne güzel olurdu.'' dediler. Resulullah şöyle buyurdu. ''Bu adam küçük çocuklarının geçimini temin etmek için çıktıysa Allah yolundadır. Yaşlı anne ve babasına hizmet için evinden çıkmışsa Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıktıysa Allah yolundadır. Eğer gösteriş ve başkalarına övünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır. Din ve yurtseverlik ikisi emek, çaba ve üretmek ister. Hele bizim dinimiz çalışma ve işi tam bilme dinidir. Yüce Allah şöyle buyurur. Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. Ve başka ayetlerde, ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin, Allah'ı çok zikredin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır buyurmuştur. Resulullah şöyle buyurdu. Hiçbir kimse kendi elinin çalışmasını yemekten daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud kendi elinin emeğinden yerdi. İslam dinimizin sadece çalışmamızı değil, ciddi çalışıp işi tam bilmemizi de istediğini vurguluyoruz. Yüce Allah
iyi hareket edenin ecrini zayi etmeyiz buyurdu. Peygamberimiz şöyle demiştir. Allah Teala sizden birinizin yaptığı işi sağlam yapmasını sever. Ülkelerin ve medeniyetlerin kalkınmasını etkileyen faktörlerden bilmek ve iyi yönetmektir. Kalkınmak sadece bir heves değil ama bilgi birikimi, tecrübe ve uzmanlık ister. Kur'an ve sünnete baktığımızda bu meselede verimlilik, yeterlilik ve dürüstlük olması gerektiği vurgulandığını görürüz. Allah Teala, Yusuf beni memleketin hazinelerine memur et. Çünkü ben korunmasını ve yönetmesini bilirim dedi buyurmuştur. Hazreti Şuayb kızı Hazreti Musa hakkında söylediğini anlatan Allah Teala şöyle buyurmuştur. İki kadından biri babacığım onu ücretli olarak tut. Ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır dedi. Peygamber Efendimiz yetkisizlere işi dayandırmaktan uyararak bunun kıyametin şartlarından olduğunu söyledi. Efendimiz hadis-i şerifte iş ehli olmayan kimseye havale edilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle buyurdu. Peygamber Efendimiz sahabelerini ve çalışanlarını bilgi, yetkinlik ve sorumluluk alma kabiliyetine göre görevlendiriyordu. Akrabalık ya da dostluk ilişkisi yüzünden hiç kimseye görev vermemiştir. Ebu Zer'den rivayete göre Ebu Zer şöyle demiştir. Ya Resulallah beni vali yapıyor musun dedim. Bunun üzerine eliyle omzuma vurdu. Sonra ey Ebu Zer sen zayıfsın. Bu valilik bir amanettir. Gerçekten kıyamet gününde o kabazelik ve pişmanlıktır. Yalnız onu hakkıyla alarak o hususta üzerine düşeni yapan müstesnadır buyurdu. Yine Peygamberimiz Abdurrahman bin Samura'ya ey Abdurrahman emirliği isteme. Çünkü isteyerek sana verilirse onunla baş başa bırakılırsın. İstemeden sana verilirse onun uğrunda yardım görürsün demiştir. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin üzerine salat ve selam olsun. İslam kardeşleri, ahlaki ve davranışsal değerleri yükseltmek, ülke kalkınmasının en önemli faktörlerinden ve dayanaklarından biridir. Değerlere ve ahlaklara dayanmayan milletler ve medeniyetler, kökenleri ve faktörleriyle birlikte çöküntüye uğrar. Şair demiş ki, eğer insanlar ahlaklarında zedelenirse artık onlar için ait ve yas tut. Diğer bir şair de şöyle demişti. Muhakkak ki ümmetler ahlaklarıyla yaşar. Ahlakları olmayan millet çöküntüye uğrar. Ahlakın İslam'da büyük bir yeri vardır. Halbuki Müslüman ahlaklarıyla iman seviyelerinden yükseltilir ve kıyamet gününde terazisi ağır olur. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah çirkin hareketler yapan ve kötü sözler söyleyen her kişiden nefret edip boz eder. Onları sevmez. Peygamber'e en çok cennete vesile olan şey nedir diye sorulduğunda Allah'tan korkmak ve güzel ahlaktır diye cevap vermiştir. Efendimiz güzel ahlakın İmanın tam ya da eksik olmasını gösteren bir ölçü olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Başka bir hadiste, nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa. İşlediğin bir günahın arkasından hemen bir sevap işle ki, onu imha edip yok etsin. İnsanlara güzel ahlakla muameleyet buyurmuştur. İyi ahlak, sahibinin merhamet ve başkalarına iyilik istemek gibi güzel değerleri benimsemeye ve insanları yardım etmek için çaba göstermeye sevk eder. Dinimiz bencillik, bentilik üzerine değil, başkasını kendine tercih etme ve yardım etme üzerine kuruludur. Yine de
devletlerin ve medeniyetlerin inşa edilmesinin temellerinden biri adalettir. Devlet, herkes arasında ayrımcılık yapmadan hak ve görevler konusunda eşitlik eden adalet üzerine kurulu olmalıdır. Bu da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği bir emirdir. Allah Teala, Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fanalığı ve haddi aşamayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir buyurmuştur. Bu nedenle Allah adil devlete kafir bile olsa yardım eder. Zalim devlete mümin bile olsa yardım etmez denilmiştir. Çünkü gerçekten Müslüman olsaydı zulmü kabul etmezdi. Bunun için de devletler Müslümanlık ve haksızlık üzerine değil, kafirlik ve adalet üzerine kurulur demişler. Zira İslam kavramı hak ve adaletin uygulanmasına ve adaletsizliğin ve haksızlığın tüm biçimlerinin reddedilmesine dayalıdır. Allah'ım bizi kendi ülkelerimizde güvende eyle. Ümmetimize ve yöneticilerimize yardım et. Ülkemizi hainlerin hilelerinden ve bozguncuların bozgunculuğundan muhafaza eyle.